Kemik erimesini aslında ilerleyen yaşlarda duyuyorduk ancak şu anda erken yaşta da görülmeye başlandı. Peki kemik erimesi nedir? Kadınlarda mı daha sık görülür? Erkeklerde mi daha sık görülür? Bunları konuşacağız. Kemik erimesini konuşacağız. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Teoman Aydın hocamıza soracağız ki kemik erimesi nedir hocam? Çok sık duyuyor olduk. Kemik erimesi, düşük kemik kütlesi, kemik dokunun mikro mimarinizin yapısının bozulması ve kemik kırılganlığındaki artışla seyreden sinsi progresif ilerleyici bir hastalıktır. Kemik erimesi bahsettiğiniz gibi gençlerde, orta yaşlı grupta da artık oranı artmaktadır. Ama daha çok ileriki yaşlarda görmekteyiz. Özellikle kadınlarda postmenopozal dönemde daha belirgin olmaktadır. Kemik neye bağlı olarak artıyor? Neden artık genç yaşta görmeye başladık kemik erimesini? Tabii kemiğin kendini toparlama süreci var. Onun doruk kemik kütlesi diye bir tanımımız var. Bu doruk kemik kütlesi özellikle 20'li 25'li yaş gruplarında en zirve noktaya geliyor. Tabii bu kemikteki bu zirveye ulaşabilmek için beslenmeye iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki özellikle beslenme alışkanlıkları ve bunun yanında inaktivite burada önemli bir rol oynuyor gibi. Peki hocam belirtileri var mıdır? Belirtileri ben biraz geç ortaya çıkıyor. Hatta çok fazla bilinmiyor. Geç teşhis ediliyor diyebiliyorum ama. Osteoporoz belirtileri esasında olmayan, daha çok kırıkla ortaya çıkan bir hastalık. Ancak tabii bazı klinik bulgu ve belirtilerle de bunu ortaya koyabiliyoruz. Mesela boy kısalması, bir takım boyun, sırt, bel ağrıları olabilir. Bunun yanında bir takım ilave hastalıklarla beraber de seyrediyor. Buradan da tanılara yaklaşabiliyoruz. Peki kendimizi korumak için ne yapabiliriz? Alabileceğimiz önlemler var mı? Tabii özellikle bir kere erken dönemde egzersiz ve aktiviteyi geliştirmemiz lazım. Bu gerek toplum olarak gerekse bireysel olarak hastalara bunu bizim önermemiz gerekiyor. Toplumsal rehabilitasyon dediğimiz özellikle toplumun egzersizler noktasında aydınlatılması ve bu noktada yönlendirilmesi gerekiyor. Burada biz hekimlere önemli rol düşüyor. Mesela ne yapmamız lazım? Yani yürüyüş mü yapalım, koşuya mı çıkalım? Yürüyüş, koşma bunlar güzel sporlar. Mesela toplu bahçede veya iş alanlarında toplu egzersizler yapabiliriz. Bunları biz tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Bunun yanında tabii beslenme yönünden de bunu desteklemek lazım. Özellikle işte bu fast food tarzı yiyeceklerden kaçınmak lazım. Bir de tabii toplum bilgisayar ve teknolojinin başında çok zaman geçiriyor. Bunu en aza indirmek, biraz daha toplumu hareketlendirme noktasında çaba sarf etmeliyiz. Çok teşekkürler hocam paylaştığınız bilgiler için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Herkese sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum inşallah. Çok teşekkürler. Evet, kemik erimesi daha sık kadınlarda görünüyor. Belirtileri yok aslında. Bir kırık olana kadar hissedilmesi bazen zor olabiliyor. Birinci nedenleri var, ikinci nedenleri var ve kemik erimesinden korunmak için alabileceğimiz bazı önlemler de var. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Teoman Aydın'la kemik erimesini konuştuk diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.